Muhalefet ümitsiz vaka mı? Bu da nereden çıktı şimdi demeyin. Anlatayım. Çoğumuz gibi olumlu eleştirilere değil de olumsuz olanlara takıldığım doğrudur. Mesela umutsuzluk pompalamakla suçlanıyorum. İktidarın seçimle gitmeyeceğini söylemekle itham ediliyorum. Velev ki öyle. AKP seçimle devrilecekse devrilmeyecek diye tepinsem de Devrilir yani. Ne demiş Ziya Paşa? Takdir-i hüda kuvve-i bazı ile dönmez. Bir şemaki mevlayaka üflemekle sönmez. Konuyla doğrudan ilgili olmasa da bir misal daha vereyim. Diyelim ki yakın zamanda siyasi suikastler yaşanacak dediniz. Ve bu olmadı. Hani suikast olacak demiştin olmadı kimse öldürülmedi diye sorulursa ne cevap verirsiniz? Yanıt şu olur. Ben dikkat çektim, uyarıda bulundum, kirli planları haber verdim. Deşifre oldular ve tuzakları ellerinde patladı. Aynen bunun gibi iktidarın elindeki araçlara, risklere dikkat çekmek, muhalefetin bunlarla mücadele biçimine bakıp eleştirmek, umutsuzluk pompalamak değildir. Bilakis tedbir alın diye bağıran analizlerdir. Seçimle gidecekler deniyor. Ben de diyorum ki seçim güvenliğinin her aşaması sorunlu. İl ve ilçe kurumları başkanlarını değiştirmek için yasa çıkarıyorlar yolda. Yüksek Seçim Kurulu ne bağımsız ne de tarafsız. Kimin aday olacağına orası karar veriyor. Parti kapatmalar, siyasi yasak koymalar yola çıkmış olabilir. Bitmedi. Seçmen bilgileri İçişleri Bakanlığı'nın elinde. Kamu hizmetinden yasaklananlar bırakın aday olmayı, seçmen dahi olamayabilirler. Son referandumda mühürsüz oyları işleme sokan Yüksek Seçim Kurulu kararlarının denetimi var mı peki? Yok. Mükerrer oyun önüne geçilebildi mi? İktidar kaybettiğini görürse kendine oy pusulası eklemesinin önünde engel var mı? Bürokratların tümü saraya bağlı. Kolluk gücü öyle. Hadi bunları açtınız. Özgür propaganda ne kadar mümkün? Daha seçim süreci başlamadan partilere miting alanı tahsis etmiyor valiler. Cumhurbaşkanı müstesna tabii basın yayın araçları, ajans, TRT, Rütük, cami imamları, hutbeler, tehditler, muhalefeti destekleyenlerin sindirilmesi ve en önemlisi ülkede tarihin en ağır ekonomik bunalımlarından biri yaşanırken bunun daha da derinleşeceği ortadayken Barajı dahi aşamayacak iktidar partisinin oyu %30'lar civarında görünüyorsa silahsız ve kalkansız olarak girdiğiniz bu savaşı nasıl kazanacağınızı çok iyi hesap etmek zorundasınız kimse üzerinde durmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olaylı bütçe konuşmasının son cümlesi şuydu: Hiç endişe etmeyin. Allah'a şükür Recep Tayyip Erdoğan, Doktor Devlet Bahçeli size bir şey söyleyeyim, geliyor gelmekte olan. Ben bunu çok ürkütücü buldum.